İnşaat Sormak Lazım'ı sunar. Altın boncuğu diye de niteliyoruz. Fındığı konuşmak istiyoruz sizinle. Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyerek nasılsınız diyelim, bir halinizi hatırınızı da soralım. Sonra konuya giriş yapalım. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Ben TV52 seyircilerine iyi geceler diliyorum. Hayırlı seyirler diliyorum. İnşallah konuşmalarımızdan faydalanırlar. Çünkü fındık gerçekten Karadeniz bölgesinin motoru, ekonominin motoru. Kesinlikle öyle. Bu bakımdan son derece önemli bir ürünümüz, stratejik bir ürünümüz. Pek çok sorunları da var. Dolayısıyla tartışmakta yarar var diye düşünüyorum. Evet, o zaman tartışmayı başlatalım diyerek devam edelim Sayın Gürsoy. Fındığın öncelikle bugününü soralım. Fiyatları nasıl buluyorsunuz? Bu sene üretici memnun. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu an serbest piyasada neredeyse 25 TL bandında bir satış grafiği var. Evet. Nasıl yorumluyorsunuz siz bunu? Şimdi efendim, fındık biliyorsunuz 21,5 lirayla başladı. Evet. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 22 lira taban fiyatı ilan etmesinden sonra serbest piyasa 21-21,5 lirayla başladı. Evet. Ama zaman içinde son belki de 50 yılda görülmeyen olaylar gerçekleşiyor bu sene. Gerçekten Eylül ayı çok enteresan geçiyor. Üreticimiz fındığını bu sene saklamayı tercih ediyor. Satmamayı tercih ediyor. Dolayısıyla fındık fiyatları gün geçtikçe yavaş yavaş yükseldi. 22,5-23 derken işte 25 sınırına dayandı. Şu anda Levant kalite fındıklar 24,75-25 lira. Giresun kalite fındıklar da 25,5-26 lira gibi fiyatlarla satılıyor. Tabii bu arada iç fındık piyasasına baktığımız zaman da Levant kalite 11-13-13-15 milimetre iç fındıklar 50 lira civarında. Giresun kalite fındıklarda 51 ile 52 lira arasında işlem görüyor piyasada. Evet. Peki sizce üreticinin bu tavrı nasıl yorumlanmalı? Niye ilk defa fındık bekletiliyor? Malum okullar belki açılmadı. Farklı açıdan bakarsak eskiden işte üretici için fındık bu mevsimde bir gelir kaynağıydı. Hemen satılması gerekiyordu. Bu açıdan bakarsak belki normaldir. Anormal sebeplerden dolayı mı acaba üretici bekletiyor, yoksa fındığı bekletmenin artık fındık fiyatına yansıdığını öğrendiği için mi bekletiyor? Şimdi tabii çok faktörler var, değişik faktörler var. Bunların başında biliyorsunuz bu pandemi süreci içerisinde mesela düğünler, nişanlar ertelendi. Eskisi gibi böyle şaşalı, tantanalı düğünler yapılmıyor. Dolayısıyla çok fazla bir para ihtiyacı yok. Bunun dışında okulların kapalı olması tabii başka bir faktör. Ama asıl neden, bunların dışında en önemli nedenlerden bir tanesi de bu sene yine pandemi dolayısıyla nüfus hareketleri kısıtlıydı. Yani Güneydoğu'dan ve mesela Gürcistan'dan fındık toplamak için kimse fazla insan gelmedi. Özellikle Gürcistan'dan hiç gelmedi. Güneydoğu'dan da son derece az miktarda insan fındık toplamaya geldi. Dolayısıyla pek çok üretici fındığın da az olmasından dolayı kendi işini kendi gördü. Yani bir işçi parası, amele parası tabir ettiğimiz bir bedel ödemedi. Tabii bu da işçi parasının cebinde kalmasına neden oldu. Bir para ihtiyacı olmadı. Tabii bu bu faktörlerden bir tanesi. Ama en büyük faktör, geçen sene biliyorsunuz bol bir mahsul vardı. Fındık 15-16 liradan daha sonra, yılbaşından sonra 24-25 liralara kadar çıktı. Tabii vatandaşın kafasından şu geçiyor. Yani bol bir mahsulde 15-16 liralık fındık fiyatı 25 lira olduysa, az bir mahsulde neden fiyatlar 25 lira 30 lira olmasın? Dolayısıyla tutabilen, ihtiyacı olmayan fındığını evinde bıraktı. Tabii burada bir faktör daha var. 60 yaş üzerinde emekli olan insanlar pek çoğu bu sene İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere gitmediler. Köyde kalmayı tercih ediyorlar. Çünkü geçen dönemde sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde büyük şehirlerde bayağı sıkıntı geçirdiler. Şimdi o bakımdan evlerinde oturmaları, evlerinde fındığı tutmalarına da neden oluyor. Yani adam deposuna koyuyor fındığı, zaten üstünde yaşıyor. Dolayısıyla fındık üreticinin elinde.
Büyük çapta tabii maalesef, buna maalesef diyorum. Çünkü fındık ticareti yapmayan insanlar da fındığın az olmasından dolayı spekülatif bir davranış içine girdiler. Bunlar hiç alakası olmayan, fındık ticareti yapmamış olan, başka meslekteki insanlar, parası olanlar fındığı bir yatırım aracı olarak görmeye başladılar. Ve fındık satın alıyorlar. Köydeki bakkaldan tutun da işte müteahhiti vesaire, yani bütün meslek erbabı insanlar fındık stok etmeye başladılar. Tabii piyasada bir takım propaganda faaliyetleri de var. Fındık işte yılbaşına kadar 25 lira olacak, yıl sonu sezon sonuna kadar 30 lira olacak propagandaları insanların kafasında soru işareti uyandırdı. Dolayısıyla mahsul piyasaya çok yavaş iniyor. Ama talep yavaş olmasına rağmen yine de talep arzdan daha fazla. Dolayısıyla fındık fiyatı yükseliyor. Yani sebep bu. Evet, aslında ben de bunu şunun için sormuştum. İlk defa, sizin de bahsettiğiniz gibi, evet, konuya girerken ilk defa fındık piyasasında böyle bir dönem yaşanıyor. Üreticinin alışkanlıkları değişkenlik gösterebiliyor. Bu döneme mahsus bir şey mi, yoksa gelecek dönemleri de etkileyecek mi? Çünkü pandemi koşullarında hatırlatmak istedim. Çünkü farklı sebepler de var. Ama yoksa gerçekten fındık bu sezonla birlikte bir yatırım aracı olarak algılanıp bundan sonraki sezonlarda da aynı alışkanlıkları mı devam ettirecek? Şimdi üretici? Efendim bu tabii fındık üreticisine baktığımız zaman fındık üreticisinin profili de değişiyor yavaş yavaş. Yani genç bir nesil geliyor. Yani 65, 70, 75 yaşındaki babalarımız, dedelerimiz diyelim. Bunların yerine artık tahsili yüksek, okumuş, münevver, piyasayı daha iyi takip edebilen, internetten borsa fiyatını görebilen bir genç bir nesil de piyasaya geliyor. Dolayısıyla bu insanların fındığa bakış tarzı biraz farklı. Tabii bir de şöyle bir şey var. Bugün doların, euronun, altının arttığı bir ülkede, faizlerin düşük olduğu bir ülkede fındık artık bir yatırım aracı gibi görülüyor. Hele de mahsulün az olduğu bir senede genelde genç üreticiler ve fındık piyasasını yakinen takip edenler, eski tecrübeleri olan insanlar fındığı satmamayı tercih ediyorlar. Yani bu belki ileriki yıllarda devam eder mi? Tabii biraz mahsulün miktarına bağlı. Örnek vereyim, 850-900 bin ton bir fındık üretimi olduğu bir yılda aynı tarzda hareketler olur mu olmaz mı, bunları şu anda kestirmemiz mümkün değil. Sadece Türkiye'ye bakmamak lazım, dünyaya da bakmak lazım. Çünkü bizim dışımızda artık 300 bin ton fındık üretimi var dünyada. Bugün İtalya, İspanya, Azeri, Gürcü ve Amerika'ya dikkate aldığımızda iyi bir sezonda 300 bin ton fındık üretiliyor. Dolayısıyla bu ülkelerdeki fındığın az veya çok oluşu mutlaka Türkiye'deki piyasayı etkiliyor. Evet. O bakımdan yani çok bilinmeyenli bir denklem gibi geniş bakmak lazım, makro bakmak lazım olaylara. Tabii insanlar sadece kendi bahçesine bakarak karar verirlerse yanılabilirler. Çünkü örnek vereyim, mesela geçen sene bol bir mahsul vardı. Normalde vatandaşın %70'i fındığını yılbaşına kadar sattı. Niye sattı? Fındık bol olduğu için fazla para etmez dedi. TMO'nun fiyatı belliydi, piyasa fiyatı belliydi. Ama ne oldu? Şunu göremedi vatandaş. Dünyadaki diğer üretici ülkeler, İtalya'sı, İspanya'sı, Azeri'si, Gürcü'sü, buralarda fındık yoktu geçen sene. Ve dramatik bir şekilde düşüş olmuştu fındık üretimlerinde. Dolayısıyla dünyanın talebi, fındık talebi Türkiye'ye yoğunlaştı. Ve bu büyük bir talep yarattı. Ve ondan dolayı yılbaşından sonra fındık fiyatlarında bir tırmanma meydana geldi. Yani aslında üreticinin sadece Türkiye'deki rekortiyi baz alarak bir totem yapmaması gerekiyor. Yapmaması lazım. Çünkü herkes olaylara mikro ölçekte bakıyor. Yani adam kendi bahçesine bakıyor. Ona göre karar vermeye çalışıyor. Veya etrafına bakıyor, köyüne bakıyor. Ama bence olaylara dünyaya bakarak karar vermek lazım. Çünkü bir arz talep meselesi bu. Dolayısıyla eğer yeterli arz varsa bizim dışımızda, o zaman arzu ettiğimiz hedeflere ulaşamayabiliriz. Yani bu da bir gerçek.
Peki bu yılki rekoltiye siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Farklı farklı rakamlar söylendi. Açıklanan rekoltenin harmana geldiğinde ise çok daha farklı olduğu da daha sonrasından yine resmi makamlarca da doğrulandı gibi. Evet. Siz mevcut tabloda rekolteyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi efendim rekolte çalışmasını resmi olarak biliyorsunuz Tarım Bakanlığı yapıyor. Evet. Tarım Bakanlığı'nın resmi açıklaması 665 bin ton civarında. Evet. Ama bu rekolte tahminleri genelde Temmuz ayı içinde yapılıyor. Yani hasat tam evvel yapılıyor. Hatta biz İhracatçılar Birliği olarak da bunu zaman değişik zamanlarda yapıyoruz. Fakat ilan etmiyoruz. Çünkü Tarım Bakanlığı'nın ilanı dışında bir ilan yapılmaması isteniyor. Ama bu sene bizim rakamlarımız da Tarım Bakanlığı'nın rakamları hemen hemen aynı gibi. Fakat şu bir gerçek, kağıt üzerindeki rakamlarla hasattan sonra elde ettiğimiz veriler arasında biraz fark görünüyor. Çünkü genel olarak randımanlar geçen seneden iki randıman civarında düşük. İkincisi, bazı bölgelerde özellikle çok engebeli arazilerde altı say dediğimiz sığ topraklı bahçelerde Temmuz ayı içinde 10-15 gün biliyorsunuz yağmur yağmadı ki Temmuz ayı fındıkta bir tane gelişiminin olduğu aydır. Evet. Bu aylarda sıcaktan etkilenen bölgeler var. Buruşuklu ve düşük randımanlı yerler var. Artı Batı Karadeniz bölgesinde fındık gerçekten 100-120 bin ton eksik görünüyor. Şimdi bunları üst üste koyduğumuz zaman ve hasattan sonra patoz arkasındaki boş fındıkları da dikkate aldığımız zaman rekoltenin tahmin edilenin altında gerçekleşeceği kanaatı genel olarak yaygın. Ama bugün Türkiye'yi düşünün, yani Rize'den tutun Gürcistan sınırından İstanbul'a kadar ki 1200-1300 kilometrelik bir coğrafyadayız. Yani burada rekoltenin tam anlamıyla matematiksel olarak isabetli bir şekilde tahmini de çok güç. Ama bizim şahsi kanaatimiz şu, minimum 620 bin ton, maksimum 650 bin ton dersek herhalde yanılmayız diye düşünüyorum. Çünkü matematiksel olarak eğer bütün bölgelerde aynı şartlar varsa o zaman daha düşük bir rekolte, yani 600-620 bin ton gerçekleşebilir. Ama her tarafta aynı görüntü yok. Örnek vereyim, mesela bizim Ordu bölgesi en iyi olan bölgelerden bir tanesi. Bazı yerlerde geçen senenin %50 fazlası var. Bazı bahçelerde de %50 eksiği var. Bunları üst üste koyup da bir matematik yapmak zor. Ama yani genel olarak geçen seneden devir olan bir stok var. Yani bu da bir realite. Nereden baksanız 60 bin ton, hatta bazıları daha fazla söylüyorlar. Böyle bir rekolteyi artı deviri ilave ettiğimiz zaman şu andaki şartlara göre Türkiye'deki üretim diyelim arz çok da düşük değil. Yani 620 bini bile dikkate alsak 680 bin ton civarında bir arz, fındık arzı var. Tabii ihracat ve dahili tüketimin ne olacağını bilahare konuşacağız. Eğer bunlar tahminlerimizin altında gerçekleşirse belki mevcut stoklar yetebilir diye düşünüyorum. Evet. Sayın Gürsoy, elbette ki birçok tarımsal ürün için rekorte verim önemli ve fiyatta birinci derece belirleyici etken. Ancak fındık Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünü diyoruz ve birçok fındıkta başlık var fiyatı etkileyen. Üreticide şöyle bir algı var. Rekolte çok olursa ürünün para etmez, rekolte az olursa ürünün para eder. Gerçekten rekolte ki verimliliğin de artması gerekiyor. Bunu da ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama birçok kişi sırf rekolte fazla çıkarsa ürünüm az fiyat eder endişesiyle bile üretim yapmamayı düşünebiliyor. Rekolte fındık için tehlikeli bir şey mi, iyi bir şey mi? Sadece fiyatı baz aldığımızda. Şimdi aslında bu düşünceyi ortadan kaldırmamız lazım. Zira üreticinin kafasındaki bu düşünce tarzı maalesef Türkiye'de verimin ve üretimin artmasını engelleyen faktörlerden bir tanesi. Şöyle düşünün, bugün dönüm 728 bin hektar civarında bir dikili arazimiz var. Ama üretimimiz 650 bin tondan bahsediyoruz. Yani kötü bir senede, iyi bir senede de 800 bin tondan bahsediyoruz. Yani dönümde neredeyse 100 kilo, 120 kilo civarında bir ürün alıyoruz.
Ama bizim rakiplerimiz en düşüğü 250 kilo dönümde fındık alıyor. Hatta Amerika'ya giderseniz 300 kilo dönümde fındık alıyor. Evet. Bu ne demektir? Yani adamların maliyeti bizim maliyetimizin 1/3 kadar. Dolayısıyla biz fındığı 20 liraya sattığımız zaman belki maliyetimiz yani %50-60 ama adamın maliyeti 1/3 olduğu için onlar çok daha büyük para kazanıyorlar. Dolayısıyla biz üreticiye şunu aşılamamız lazım. Çok üretip ama verimi artırarak çok üretip, çok dikerek değil, verimi artırarak, maliyetimizi düşürerek bu ürünü bugün 25 lira yerine 22 liraya da satsak yine fazla para kazanabiliriz. Ama maalesef tabii ziraat kesiminde çok üretirsek fındık fiyatı düşer düşüncesi var. Ama ben size şunu söyleyeyim. Fındık bugün 800 bin ton da olsa artık satılabilir olduğunu Türk ihracatçısı ispat etmiş durumda. Geçen sene biliyorsunuz 343 bin ton fındık ihraç edildi. Evet. Yani 350 diyelim yuvarlak hesap, 700 bin ton fındığı Türkiye'ye ihraç edebiliyor. Artı 120-130 bin tonu dahilde kullanabiliyor. Yani 800 bin ton fındığı çok rahatlıkla harcayabiliyoruz artık. Ama tabii ki piyasa şartları el verdiği takdirde. Hı hı. Geçen sene şanslıydık. Biraz da işte yabancı ülkelerde fındık rekoltesi azdı. Rakiplerimizde çok rahatlıkla satabildik. Ama biz eğer verimimizi yükseltirsek, birim maliyetimizi düşürürsek o rakiplerin her zaman önüne geçip çok daha fazla ihracat yapabiliriz. Bugün Türk ihracatçısı yaklaşık 120 ülkenin üzerinde 123 tahminim ülkeye fındık ihraç ediyor. Bunu daha fazla artırabiliriz. Orada bir İtalyan veyahut da İtalya bizden ucuz satmıyor. Ama onun yerine biz satabiliriz. Bir Azeri Gürcü'nün yerine satabiliriz. Niye? Çünkü bizim teknolojimiz, kalitemiz her yönüyle onlardan çok daha yüksek. O bakımdan yani üreticinin o saplantıdan çıkması lazım. Bahçesini modernize etmesi lazım, yenilemesi lazım, birim maliyetini evet. düşürmesi lazım. Çok fazla da fiyata takılmaması lazım. Yani 30 liraya satacağına 20 liraya, 22 liraya satarak yine aynı paradan daha fazla para kazanma olanağı var. Eğer maliyetinizi düşürebilirseniz. Ama tabii bunu üreticilere anlatmak, izah etmek, ikna etmek maalesef şu ana kadar mümkün olmadı. Çok rekolte düşük fiyat anlamına mantığı geldiği var. İçin yani çünkü onların o bir nevi aslında üretimde sürekliliği de etkileyen bir unsur olduğu için o yüzden sormak tabii istedim. Ama yani üretimde süreklilik konusunda çok derin bir konu. Yani belki yüzlerce faktör evet. var. Bu faktör sizin dediğiniz sadece bir tanesi. Kesinlikle. Çünkü bizim fındık bahçelerimiz maalesef artık yani yaşlandı, verim düştü. Çok yapılacak iş var aslında. Ama bunları etap etap hayata geçiremezsek zaten dünyadaki liderliğimizi bile kaybedebiliriz uzun dönemde. Onun için önümüzdeki 5 yıllık dönemi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu konuda zaten ileride evet, herhalde konuşacağız. Evet, sorularım şimdi var. Örnek bahçeler evet. en azından sürekliliği ve verimin artması adına örnek bahçeler evet. var. Bunlarla ilgili görüşlerinizi de soracağım. Toprak Mahsulleri Ofisi'ni sormak istiyorum. Piyasada bulunması, işte devlet müdahalesi, piyasayı dengeleyici konumda da görünüyor. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık piyasasında olmasını siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi efendim aslında asıl olan serbest ekonomidir. Yani hı hı. arz talebe göre teşekkül eden fiyatlardır. Ama hı hı. biliyorsunuz Türkiye'de maalesef örgütsüz, örgütlenememiş bir üretici kesimimiz var. Bugün 450 bin üreticiden bahsediyoruz. Bunu vereseleriyle veyahut da paydaş hissedarlarıyla beraber dikkate alırsak 1 milyonun üzerinde insan var üreten hı hı. fiilen. Dolayısıyla örgütlenmemiş bir üretici kesimi önünde Avrupa'daki devler alıcı kesim belli. Yani bir tekel piyasa, monopol bir piyasa var. Böyle bir piyasada tabii ki üreticiyi korumak gerekiyor. Üreticinin korunması anlamında da bu görev son dönemlerde Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verildi. Evet. Yani ben ofisin fındık ticareti içinde alımı içinde olmasına karşı değilim. Ama şu var, bazı yenilikler yapabilir. Çünkü son 2 yıldır şöyle bir gelişme var Türkiye'de. Ya nasıl olsa ofis alıyor. Bu minimum taban bir fiyat var. Ama yukarıda satacağı bir fiyat belli değil. Dolayısıyla bu biraz spekülasyonu teşvik ediyor. İnanın fındık ticareti yapan sanayicinin dışında
pek çok insan artık spekülatif hareketlere girdi fındıkta. Ve bu insanlar yıl boyu stok yapıyorlar ve 5 kuruş bir adam dahi istihdam etmiyorlar. Paraları olan, parasını adam bankadan çekip fındığa yatırıyor. Ve bu adamlar palazlandılar. Ve inanın spekülatif bir hale geldi piyasa. Bugün fındık ticareti yapan insanların elinden çıkmak üzere yani bu iş. Dolayısıyla Toprak Mahsulleri Ofisi bence sezon başında nasıl taban fiyatı ilan ediyorsa aynı zamanda tavan fiyatı da ilan etmesi lazım. Yani şunu demek istiyorum. Ben şu fiyatın altına düşerse alacağım ama şu fiyatın üstüne çıkarsa da satacağım demesi lazım ki piyasayı regüle etsin. Bu hem fındık kullanan kesime, sanayici kesime hem ihracata çok büyük bir pozitif etki yapar diye düşünüyorum. Ama şu ana kadarki tatbikatta sadece Toprak Mahsulleri Ofisi alım fiyatlarını ilan etti. Şartlara göre yılbaşından sonra zaman zaman satışlar yaptı. Son 2 yıldır da gayet iyi fiyatlara mal sattı. Dolayısıyla şimdilik böyle götürüyor ama yani bu spekülatif hareketleri biraz önlenmesinde yarar görüyorum. Aksi takdirde sanayici, fındık kullanan sanayilerin fındıktan soğuma ihtimali var. Bugün maalesef bunları yaşıyoruz. Belki üreticimiz veya bazı bu işin ticaretini yapan insanlar bunları göremiyor ama biz birebir hissediyoruz. Size örnek vereyim. Bir Türk firması, isim vermeyeyim. Evet. Senede 600 ton fındık kullanan bir Türk firması bir mamul üretti. Yıllar boyu bunun reklamını yaptı vesairesini yaptı. 600 ton civarında fındık kullanan bu firma şu anda Arjantin'den yer fıstığı ithal ediyor. Ve fındık üretimini kaldırdı. Bunlar tabii çok iyi şeyler değil ama yani burada Toprak Mahsulleri Ofisi biraz daha farklı düşünerek tabii ki burada taban ve tavan fiyatlarını ilan ederken dünyadaki arz talep durumunu, diğer rakip ülkelerdeki üretim ve fiyat hareketlerini yakinen takip ederek bunu yapabilir diye düşünüyorum. Yani eğer bunu da yaparsa bence üreticiye daha fazla hizmet eder kanaatindeyim. Evet, yani Toprak Mahsulleri Ofisi'nin piyasada olması doğru ama her fındıkla ilgili tüm aktörlerin de çıkarlarını düşünerek bir rol üstlenmeli. Tabii, yani sadece üreticiyi değil aynı zamanda tüketiciyi de düşünmek lazım. Bakın belki konumuz olacak herhalde zannedersem. Yani bugün fındığın fiyatının 30 lira olduğunu varsayalım. 30 lira fındık demek iç fındık 60 liranın üzerinde demek. Evet. Bunu kavurup rafa koyduğunuz zaman bu mal 100 lirayı zaten geçiyor. 120 liralara geliyor. Çünkü orada anlatacağım farklı şeyler var perakendecilikte. Dolayısıyla bunu adam 100 lira verip de kim yiyecek bu fındığı? Evet, kesinlikle. Geçtiğimiz gün haberini de yaptık. Evet. Gerçekten raflardaki iç fındığın fiyatını merak ediyoruz. Onu da konunun uzmanı olarak size sormak istiyoruz. Ziraat odalarıyla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Sizce ziraat odaları tam anlamıyla görevlerini yapabiliyor mu? Şimdi efendim ziraat odalarının geçmişiyle bugünü mukayese ettiğimiz zaman bugün ben çok daha farklı davrandıklarını hissediyorum. Yani yeni yönetimdeki arkadaşlar biraz daha olaya farklı bakıyor. Dolayısıyla bir iyileşme görüyoruz. Evet. Yani hem üreticiye daha yakınlar hem de bazı projeleri hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ama tabii bu yeterli mi? Bence yeterli değil. Bunların bugün gerek bahçe yenileme, mekanizasyon, işte verimin artırılması ve pek çok projeyi hayata geçirebilirler. Ellerinde elemanları var. Bu elemanlarla eğitim faaliyetlerini artırabilirler. İşte bir sürü zararlılar var. Bu zararlıları önlemek için köylerde, faaliyetlerde bulunan biraz daha aktif olmalarında yarar var. Yani köylüyle, üreticiyle iç içe olmaları, faaliyetlerini biraz daha dozajını artırmalarını ben tavsiye ediyorum. Yoksa geçmişe 5-10 sene evveline baktığımız zaman gerçekten büyük bir terakki var. Yani ilerleme görüyorum. Evet. O zaman ihracat rakamlarıyla devam edelim. Siz de bahsettiniz geçtiğimiz yıl Türkiye fındık ihracatıyla bir nevi rekorlara koştu ama bu dönem aynı tabloyu göremiyoruz. Hatta fındık ihracatında büyük düşüşler olduğunu duyuyoruz. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Biraz bu ihracattaki son durumu sizden öğrenmek istiyoruz. Sonra konuyla alakalı bir sorum daha olacak. Tabii. Şimdi efendim son tabloya baktığımız zaman bu pazar günü itibariyle yani 1 Eylül 2020'den bu hafta sonu yani 4 Ekim 2020 tarihi arasında yani yaklaşık 5 haftalık bir süreçte Türkiye
fındık ihracatı 36.323 ton. Yani 249 milyon dolarlık bir ihracat yapmışız. Evet. Bunu geçen sene aynı dönemle mukayese ettiğimiz zaman, geçen sene aynı dönemde 55.686 ton, 356 milyon dolar bir ihracat var. Yani miktar bazında yaklaşık %35 bir düşüş yaşıyoruz. Evet. Tabii bunun çok farklı nedenleri var. Bunlardan en önemli nedenlerden bir tanesi yani fındık kullanan sanayicilerin pandemiden dolayı mevcut geçen sene işte Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da aldıkları fındıkları 2019 mahsulü fındıklardan hala ellerinde stok var. Dolayısıyla bu stok varken yeni bir bağlantı yapmak istemiyorlar yılbaşına kadar. Ve bu bir. İkincisi tabii yükselen bir fiyat hareketi var. Bu fiyat hareketinin dışında tabii bir de devalüasyon oluyor Türkiye'de. Bu devalüasyondan da bunlar yararlanabiliriz düşüncesiyle biraz geciktiriyorlar. Mesela yani. Adam ihtiyacı atıyorum eğer aralıktaysa bugünden de malı kontrata bağlayabilir. Aralık ayında da alabilir. Yani veya Kasım sonunda da alabilir. Dolayısıyla bu trendi gördüğü için devalüasyon trendini biraz işi yavaştan alıyor. Bunun da tabii bir etkisi var. Ama en önemli faktör tabii Covid-19'un yaratmış olduğu bir talep düşüşü. Bu talep düşüşünü biz bazı ülkelerde çok dramatik bir şekilde görüyoruz. Mesela size örnek vereyim. 1 Ocak 2020'den 16 Eylül 2020 arasında mesela Çin'e yapmış olduğumuz ihracat %44 düştü miktar bazında. Mesela aynı şekilde Japonya'ya yapılan ihracatımız Uzak Doğu önemli bir ülke %12 düştü miktar bazında. Mesela Hindistan'a yaptığımız ihracat %25 düştü. Yani bunları dikkate aldığımız zaman pandeminin daha çok etkili olduğu ülkelerde ihracat otomatikman bir gerileme oldu. Neden gerileme oldu? Düşünün adamlar Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında zaten kepenkleri kapatmışlardı. Süpermarketlerde sadece online satışlarla işler görülüyordu. İnsanlar fındık fıstık çerez yiyeceğine adam günlük ihtiyacını acil ihtiyaçlarını temin etme peşindeydi. Evden çıkamıyorlardı, dışarı çıkma yasağı vardı. Aynı şeyleri biz de yaşadık Türkiye'de biliyorsunuz hafta sonlarında falan. Şimdi mesela biz Türkiye'deki duruma baktığımız zaman da bizim perakende satışlarımız var, mağazalarımız var. Bunu biz de hissediyoruz ve o dönemde inanın çok dramatik düşüşler oldu. Ama diğer taraftan fındık satışları hiç mi artmadı? Bazı kalemlerde arttı. Mesela neler arttı? Örnek vereyim size. Küçük paketlerdeki online satışlar arttı. Bunun dışında mesela kremalar yani kahvaltılıklar, kakaolu kremalar, sütlü kremalar gibi bu tip kahvaltılık ürünlerinde patlamalar oldu, tüketim patlamaları. Ama bunun yanında mesela işte yılbaşında veya düğünde, dernekte veya bayramlarda ne yapıyorduk? Hediyelik çikolata götürüyorduk. Evet. Yani butik çikolata tarzındaki üretimlerde dramatik düşüşler oldu. Hatta bazı fabrikalar üretimlerini bile durdurdular. Bazıları 1/3, 1/4 düşürdüler. Yani dolayısıyla genel olarak tüketim tablosuna baktığımız zaman yaklaşık %10 ila %30 arasında ülkelere göre ve mal gruplarına göre değişiklikler var. Tabii bunları ben söylemem yani yanlış algılanmasın piyasada. Yani inşallah önümüzdeki dönemlerde bu pandeminin etkileri azalır. Farklı şeyler konuşabiliriz ama bugün mesela bir Avrupa'da talebin az olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi şimdi Avrupalı bir sanayiciye telefon ediyorsunuz. Adam diyor ki eğer diyor Christmas yani yılbaşı satışlarım iyi giderse belki Kasım'da Aralık'ta piyasada olacağım diyor. Ama iyi gitmezse ne olacak diyoruz. İyi gitmezse bu süreç aynen böyle devam edecek. Yani az ihtiyacı kadar alacak. Şimdi tabii kimse önünü göremiyor işin doğrusu. Kesinlikle. Mesela bugün bizim Türkiye'de en çok satılan ürünlerden bir tanesi lokumdur. Evet. Fındıklı lokum mesela. Fındıklı, fıstıklı lokum yapılıyor. İnanın 3 ay lokum imalatçılarına fındık satamadık. 3 ay. Şimdi yavaş yavaş alıyorlar. Ama diyorlar ki acaba yılbaşında ne olacak? Şimdi onun için hala cesaretle insanlar bugün Ekim ayının başındayız.
Kasım'ı, Aralık'ı, Ocağı satın almak istemiyorlar. Günlük yaşıyorlar. Ondan dolayı talep yavaş geliyor. Evet. Yani bu maalesef bu Covid'in yaratmış olduğu etkilerden bir tanesi. Tabii bu arada bizim dışımızda da bir dünya var demiştim. Mesela bugün Gürcistan'a bakıyorsunuz. Gürcistan'daki fındık fabrikaları, imalatçılar şu anda Ekim sonuna kadar full vaziyette çalışıyorlar. Dolu kontratlar yapmışlar. Çünkü bizden çok daha ucuza sattılar. 570 dolardan başlayıp 625 dolara kadar fındık sattılar. Biz bugün 7 dolarlardan bahsediyoruz. Hatta üstünden bahsediyoruz. Ama onlar ucuz sattığı için önce ucuz olan mallar satılıyor yurt dışında. Bugün İtalya'ya bakıyorsunuz. İşte en büyük alıcımız, isim vermenin anlamı yok. En büyük alıcımız Türkiye'de bir fiyat ilan etti ama bir aydır fındık alamıyor. Çünkü fiyatın üzerine çıktı bizim serbest piyasa. Ama ne yapıyor? İtalya'da korkunç fındık alıyor. İhtiyacının bir kısmını oradan alıyor. Yani bu değişiklikler, piyasada yaşanan bu olaylar tabii ileride devam eder mi, etmez mi? Bugünden görme şansımız yok. Onu soracaktım. Bir öngörünüz var mı diyecektim. Yani ama şu anda böyle bir şey görme şansımız yok. Pandemi süreci olacak. Tabii. Ama ben şuna inanıyorum. Bu ihracat rakamları ileride biraz daha düzelecek. Yani o %35'lik farklar belki 20'lere inecek, 15'lere inebilecek. Niye derseniz, çünkü yılbaşından sonra genelde daha farklı bir piyasa oluşuyor. Bu inşallah yılbaşı satışları da olumlu geçer. Bunun etkilerini biz göreceğiz. Zaten işte Gürcü'yle Azeri'ci bunların malları da zaten o zamana kadar tükenir. Dolayısıyla talep tekrar Türkiye'ye yönelir diye düşünüyorum. Evet, İnşallah hayırlısı olur diyor. İnşallah. Sayın Gürsoy, bir de fındık ihracatında farklı bir tartışma da Ordu gündeminde konuşuldu. İşte fındığı Ordu üretiyor, Ordu kendisi ihraç etsin, Trabzon'a gitmesin. İşte bir cefasını biz çekiyoruz, sefasını da biz sürelim. Siz ne diyorsunuz bu tartışmaya, ya bu gündeme? Ya şimdi serbest bir ekonomide bunu, yani Ordulu üretti, Ordulu satsın diye bir şey olamaz tabii. Yani evet. Bugün biz şöyle söyleyeyim, biz de Akçakoca'dan fındık alıyoruz. Samsun bölgesinden fındık alıyoruz. Giresun'dan, Trabzon'dan fındık alıyoruz, ihraç ediyoruz. Yani bu bölgeler arası böyle bir ayrım yapma şansımız yok. Ama şu var, maalesef son 15-20 yıllık sürece baktığınız zaman Ordu'da 50'ye yakın ihracatçımız bugün 5'e 6'ya kadar düştü. Evet. Şimdi eğer kazaları dikkate alırsak şu anda ilk 20 ihracatçının içinde 7 tane Ordulu ihracatçı var. Bu tabii acı bir gelişme. Ama bunun sebeplerini belki biraz ileride konuşacağız. Dolayısıyla Ordu'daki ihracatçı sayısının azalması otomatikman tabii Ordu'nun ihracatının azalması demek. Mesela benim bu konuda bir çalışmam vardı. Şöyle söyleyeyim, mesela Ordu'nun ihracatını çıkardım. Örnek vereyim size. 2019 senesinde, yani takvim yılı olarak 48.767 ton iç fındık ihraç etmiş Ordulu ihracatçılar. 48.767 ton ihracat olmuş Ordu gümrüğünden. 304 milyon dolar yapılan ihracat. Ama bu Türkiye ihracatının, genel ihracatının içindeki payı %16. Şimdi onu bir sene sonraya, bir sene evveline baktığımız zaman, pardon, bu %15 rakam, %15. Hı hı. Ama daha evvelki yıllara baktığımız zaman, mesela 2005 senesine bakıyorum, bu rakam %19. Yani Ordulu ihracatçıların aldığı pay Türkiye ihracatından %19. Yani gittikçe azalıyor. Evet. Bunun sebebini araştırdığınız zaman tabii karşımıza global rekabet çıkıyor. Bunu belki birazdan konuşacağız. Evet. Artı tabii biz Türk firmaları olarak bugünkü Türkiye'nin ekonomik şartları malum. Hı hı. Bugün düşünün, geçen sene %7'ye 7,5'a para kullanıyorduk. Bugün 15'ler 16'lar konuşuluyor. Biz 15-16 ile bankadan para almaya çalışırken Avrupalı bir rakibimiz belki de 0 faizle para kullanıyor. Evet. Şimdi dolayısıyla bizim onunla rekabet şansımız yok. Artı bu global firmalar çok uzun vadeli kontratlara imza atabiliyorlar. Örnek vereyim, mesela Eylül ayından Eylül ayına kontrat yapıyor adam. Şimdi siz bir Türk firması olarak 1 Eylül'den bir dahaki Eylül ayına kadar fındığı nasıl satabilirsiniz? Ancak şöyle satabilirsiniz. Fındığı stok edersiniz bugünkü fiyattan. Finansman maliyetini üstüne koyarsınız. Depolama maliyetini üstüne koyarsınız. Ona göre bir fiyat bulursunuz. Ona göre teklif edersiniz. Ama
Bugünkü yüksek faizlerde ve enflasyonist bir ortamda böyle bir matematik yaptığınız zaman en az aranızda 30-40 dolar 100 kiloda fark çıkıyor. Dolayısıyla hiçbir zaman şansınız olmuyor. Evet, riskli bir tablo aynı zamanda. Yani aynı zamanda tabii açık satmak zaten riskli. Ama stok yapayım da öyle satayım dediğiniz zaman da rekabet edemiyorsunuz. O bakımdan Türkiye'deki ihracatı yapan kesime baktığınız zaman büyükler gittikçe daha büyüyor. Evet. Özellikle global firmalar Türkiye ihracatından aldıkları pay süratle artıyor. Evet, peki fındıktaki bu tekelleşmenin artıları, eksileri neler? Bunu sormuş. Şimdi efendim, fındıkta tabii bu tekelleşme sadece fındıkta yok. Şöyle söyleyeyim, yani bütün tarımsal ürünlerde ve hatta sektörlerde var. Örnek vereyim, işte perakendecilik sektöründe de var, bankacılık sektöründe de var. Ama fındıkta tabii çok etkili oldu. Şöyle etkili oldu. Küçük firmalar eskiden mesela adam 1 milyon dolar, 500 bin dolar ihracat yapabiliyordu. Ama bugün o firmalar ya kapattılar ya taşeron haline geldiler. Düşünebiliyor musunuz? Bir tır fındık şu anda 1 milyon lira. Ve 1 milyon lira size 30-40 günde geri dönüyor. Bunu hemen tak parasını alamıyorsunuz. Yani çok büyük kredilere sahip olmanız lazım. Veya finansman sahip olmanız lazım veya maddi gücünüzün olması lazım, yani sermayenizin olması lazım. Dolayısıyla özellikle KOBİ kapsamındaki firmaların ihracata devam etme şansları yok. Onlar ne oluyorlar? İşte bu global firmaların taşeronu haline geliyorlar. Zaten aslında ben bu akşam biraz sizin konunuz dışında ama bu konuyu vurgu yapmak istiyorum. Buyurun. Çünkü bu çok önemli. Kesinlikle. Bugün Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri yani son dönemlerde KOBİ'lere devamlı destek veriyorlar. Tamam, güzel, çok ihracatçımız olsun, çok firmamız olsun. Gayet güzel bir şey ama bugün global bir dünyada düşünebiliyor musunuz? 15-20 milyar euro ciro yapan bir firmanın bir KOBİ bununla nasıl rekabet edebilir ki? Bugün artık fındık sektörüne şöyle bakmak lazım. Bugün fındık sektörüne baktığınız zaman 1 milyon 700, 1 milyon 800 bin ton kurulu kapasite oluşmuş. Siz hala KOBİ yaratarak, KOBİ'leri teşvik ederek ilave kapasiteler yaratıyorsunuz. Halbuki rekoltemiz nedir? 650-700 bin ton. Yani şu anlama geliyor, biz %30-40 kapasiteyle çalışan bir sektörüz. %30-40 kapasiteyle çalışan bir sektörün para kazanması mümkün değil. 4 ay çalışıp 12 ay maaş veren bir adamın para kazanması mümkün mü? Ve her gün dilimlemeye tabii çalışırsak. Dolayısıyla bizim bir kere bu KOBİ teşvik sistemini, bu sektör için söylüyorum, diğer sektörleri evet, bilemem. Biz aslında bu KOBİ'leri bir araya getirip, kümeleyip, büyüterek bu devlerle rekabet eder hale getirmemiz lazım. Bunları parçalayarak, ufak üniteleri teşvik ederek değil. Bugün her evin veyahut da her firmanın bodrum katında bir kavurma makinesi var. Kırma tesisleri yapılıyor. Efendim devlet diyor ki ben teşvik etmiyorum ama TOKAP'tan kredi alıyor. Avrupa Birliği Fonu'ndan destekleme var. Öbür taraftan bakıyorsunuz Tarım Bakanlığı'nın %50 hibe desteği var. Bunlarla beraber hala fındık kırma tesisi yapılıyor. Hala entegre, küçük çapta entegre tesisler yapılıyor. Ama bunlar birbirlerini yiyorlar. Para kazanmayı bırakın. Sektörde karlılık 1'lere 1,5'lara düştü. Bu rekabet yüzünden. Onun için bu teşvik sisteminin, sektörel teşvik sisteminin mutlaka yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yani bu aksi takdirde bu sektörde o zaman işte global firmaların tam hakimiyeti meydana gelecektir. Bakın Türkiye çok acı bir şöyle söyleyeyim acı bir örnek yaşadı tütün. Tütünde ne yaptık? Bütün tekeli özelleştirdik. Bugün Samsun'daki tekel özelleşti, Trabzon'daki özelleşti, Güneydoğu'dakiler gitti. Evet. Sigara fabrikalarımız kapandı ve o bölgelerde tütün üretimiyle yaşayan üreticiler bugün artık tütün üretmiyorlar. Ve binlerce insan tütünle iştigal eden ve bundan yararlanan insanlar artık tütünle uğraşmıyorlar. Kim uğraşıyor? Bugün Manisa civarında işte bir Amerikan firması tütün belirli üreticilerle beraber tütün anlaşması yapıyor. Yani kontratta çiftçilik yapıyor. Kendi toprağında bir nevi taşeron oluşuyor. Tabii ve sadece o bölgede tütün üretiliyor. Dışarıdan ithalat yapılıyor, blend yapılıyor, harman yapılıyor. Ve Türkiye'ye tütünü artık yabancı bir firma sigarayı satıyor. Şimdi bu acı bir örnektir. Bugün hükümetimiz
bu Türk tütününün oranını %30'a tekrar çıkarmayı planlıyor şu anda. Şimdi biz de diyoruz ki Allah vermesin, fındıkta da aynı şeyler başımıza gelmesin. Aksi takdirde Türkiye ihracatının %70'ini, %80'ini yabancı firmalar yapabilir. Evet, bunlar niye kötü? Yani kötü derken hani dediniz ya tekelleşmenin ne dezavantajı var? Bakın bizim 400 kişiyle yaptığımız işi bu adamlar 100 kişiyle yapıyorlar. Niye? Teknolojik yoğun yatırımları var. Biz aynı yoğun yatırımları teknoloji açısından yapamıyoruz. Çünkü bir sermaye gerektiriyor. Sermaye bugün yapılan teknolojik yatırımlar çok pahalı yatırımlar. Kesinlikle. Örneğin bir laser cihazı, seçici cihazı nereden baksanız 200 bin euro. Bir X-ray cihazı 250 bin euro. Düşünün bunlardan size en az 5-10 tane lazım hatlara. Yani bunlarla beraber teçhizatınızı artırarak veriminizi yükseltebiliyorsunuz, maliyetinizi düşürebiliyorsunuz. Evet, ama maalesef pek çok Türk firması bundan şu anda yoksun çalışıyor. Ama bu büyük firmalar maalesef yoğun teşkil çalıştıkları için teknolojik yoğun istihdamı ikinci plana alıyorlar. Halbuki ben şöyle düşünüyorum. Eğer bir yabancı yatırım Türkiye için elzemdir, gereklidir. Ama eğer yabancı yatırım bir sektörde işsizlik yaratıyorsa, bir sektörün diğer paydaşlarını ortadan kaldırıyorsa bu sektöre girmemesi lazım. Buna dikkatli teşvik verilmesi lazım. Yani biraz hassas bir konu. Bu dengenin iyi kurulması lazım. Şimdi buraya gelip de bir büyük bir firma bir tesis kuracaksa istihdama da hizmet etmesi lazım. Bizim fındık sektörü bugün 20-25 bin kişiyi istihdam ediyor. Bunu 4 ile 5 ile çarptığınız zaman yani büyük bir kitleyi bakıyor yani. Ama 20 bin kişilik bir istihdam bu adamların eline geçtiği zaman size garanti veriyorum yarıya düşer. Şimdi dolayısıyla bu bölgede işsizlik oluşur. Bu bölgeden göç oluşur. Bunun içinde yani birçok eksileri var artıları. Tabii yani eksileri de var. Artıları şu var. Tabii Türk firmalarının yapamadıkları, gidemedikleri piyasalara girebiliyorlar. Fındık satabiliyorlar. Ama bunlar için önemli olan kârdır. Kârlı olmayan hiçbir işe adım atmazlar. İnanın buradaki işletmeler 2 sene zarar etsin kapatır giderler. Bizim gibi bakmazlar. Dolayısıyla tabii aramızda büyük farklar var. Evet. Ama yabancı firma, yabancı sermaye olmadan da hiçbir ülke maalesef kalkınamamıştır dünyada. Ama bunu bir dengeli yapmak lazım. Kesinlikle. Artılarını, eksilerini iyi hesap etmek lazım diye düşünüyorum. Evet. Aslında biraz da milli düşünmek lazım. Evet, yabancı sermaye mutlaka olmalı ama Türk yatırımcı da korunmalı diyerek bir virgül koyalım. İlk bölüme kısa bir reklam arası vereceğiz. Tamam. Ardından fındığı konuşmaya devam edeceğiz. Siyasi boyutunu da soracağız Sayın Gürsoy'a ikinci bölümde. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ramadanlar İnşaat'ın sunduğu Sormak Lazım devam edecek. Ordu'da hangi mahallede yaşamak istersiniz? Güzelyalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Cumhuriyet Mahallesi'nde mi? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzelyalı'da. Yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve Ordu'nun eşsiz buluşmasını yaşam isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka Konutları. Prestij Karşıyaka Konutları Cumhuriyet Mahallesi'nde. Denize 150 metre mesafede, üniversiteye ve havaalanına yakın 1+1, 2+1, 3+1 daireler. Hem yazlık, hem kışlık, hem yatırımlık. Elit Beyaz Konak 2. etap. Size özel ödeme koşullarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı, düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Geçirdiğimiz bu zor günleri birlikte atlatacağız. Siz yeter ki evde kalın. Kalafatlar ailesi olarak daima yanınızda ve hizmetinizdeyiz. WhatsApp sipariş hattımızdan, Alo sipariş hattımızdan ve kalafatlarsanalmarket.com.tr adresinden markette ne varsa kapında sloganıyla siz isteyin biz getirelim. Evde kal Ordu. Hayat eve sığar. Kalafatlar, Ordu'nun markası. Ordu, Ordu'ya yeter. Siz
Buraya baktığınızda ne görüyorsunuz? Biz mutlu yüzler görüyoruz. Parkta eğlenen çocukları, yeni umutları, yeni mutlulukları görüyoruz. Büyük işler büyük hayallerin eseridir. Yapılarımız bizim en büyük eserimizdir. Alanlar inşaat, alan kazanır. Çocuklarınızı akıl ve zeka oyunlarıyla geleceğe hazırlayın. Mangala, eğitici bardaklar, dedektif oyunu, reverse oyunu, koridor oyunu, zeka küpleri, robotik kodlama sınıfları ve dahası. Sandal akıl ve zeka oyunları her çocuğun özgün bir birey olduğunu, her çocuğun ilgi ve yeteneklerinin farklı olduğunu kabul ederek, beceri atölyelerinde kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri bir ortam sunuyor. Üstelik Ordu Merkez'de evlere elden teslim fırsatıyla. Ayrıca okullarımız için toplu alımlarda görülmemiş indirim yine Sandal'da. 7'den 77'ye her yaşa uygun akıl ve zeka oyunları ve her bütçeye uygun avantajlı ödeme seçenekleriyle Sandal akıl ve zeka oyunlarında sizleri bekliyor. Sandal akıl ve zeka oyunları, geleceğin bilim insanları, sanatçıları, yöneticileri ve liderleri burada yetişiyor. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıvayla birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisleri. Konseptiyle Karadeniz bölgesinde ilk ve tek. Fatsa Belediyesi'ne bağlı sosyal tesiste bay ve bayanlara ayrı hizmet veren hamam, sauna, buhar hamamı, fitness, masaj salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu gibi hizmetleriyle sizleri bekliyor. Ayrıca çocuk ve yetişkinler için yüzme eğitimi, konferans ve toplantılarınız için çok amaçlı salonu, ücretsiz çocuk oyun salonu, yetişkin misafirlerimiz için oyun salonu, kafeteryası ve çok daha fazlasıyla Fatsa Belediyesi Sosyal Tesisi siz misafirlerini bekliyor. Bilgi için 0452 333 77 67. Attığınız ilk adımdan itibaren kullanılan kaliteli malzemeleri ve ince işçiliği göreceğiniz seyir parkta satışlar başladı. 0.79 faiz oranıyla 3+1 135 metrekare, 2+1 105 metrekare ve dubleks dairelerimiz için siz de acele edin. Doyumsuz seyirler için şehre hakim bir noktada bulunan Seyir Park'ta buluşalım. Seyir Park bir alan yapı projesidir. İnşaat alanında A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarınız da yanınızda. Fihan Yapı İnşaat. 400 metrekare imalat alanı Ulubey ve Perşembe şubeleri. 180 kendi alanında uzman personeliyle sizlerin hizmetindeyiz. Isı yalıtımı ve mantolama sistemleri, dış cephe boyaları, silikonlu boya, Amerikan siding çatı işlemleri gibi işlemlerinizde anında çözüm sunuyoruz. Üstelik 15 ve 20 aya kadar elden taksit imkanı ile. Profesyonel ekibi ve sorunsuz işçiliği ile Fihan Yapı İnşaat sizlere konforu en uygun şartlarda sunuyor. Adres Karşıyaka Mahallesi, Çelebioğlu Caddesi, numara 121, Altınordu, Ordu. 0452 888 76 76. Fihan Yapı İnşaat. Binalarınızın estetik cerrahı. Ordu Evler.
var. Bu projelerle ev sahibi olmayan kalmasın. Yeşil Yaka, Şahincili Mahallesi'nde. Kuzey Yıldızı, Bucak Mahallesi'nde. Butik Life, Cumhuriyet Mahallesi'nde. Şehrin farklı lokasyonlarında yaşam ya da yatırım için istediğinizi seçin. Size özel vade farkı ve ödeme kolaylıkları ile. Kendi evinize taşınmak için şimdi arayın. 0543 441 33 44. Ramadanlar. Temelinde güven var. İnşaatın sunduğu Sormak Lazım devam ediyor. Reklamların ardından sormak lazım kaldığı yerden devam ediyor. Stüdyomuzda Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Dursun Oğuz Gürsoy bizlerle birlikte fındığı konuşuyoruz. Fındıktaki, daha doğrusu sektördeki tekelleşme ile sohbetimize bir virgül koymuştuk. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz yine fındığı konuşmaya. Sayın Gürsoy, reklamların ardından fındığın neden bu kadar tartışılan bir ürün olduğunu ve neden siyasiler için bir gündem, deyim yerindeyse bir malzeme olduğunu sormak istiyorum. Niçin fındık bu kadar siyasi malzeme konusu olabiliyor? Şimdi efendim, fındık da biraz evvel de söylemiştim. Yani 450 bin aile, bunu 5'te çarpsanız 2 milyon kişi, artı en direkt olarak nereden baksanız en az 2-3 milyon kişi daha ilave edin. Yani bu bölgede 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir konu. Artı bu bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına çok önemli etkisi olan ve bu bölgenin ekonomisinin motoru olan bir ürün, stratejik bir ürün. Dolayısıyla tabii ki politikacılar, politikacıların dikkatini çekiyor. Tabii netice itibariyle bir oy meselesi de var. Evet. Bu bakımdan üreticiyi memnun etmek, üreticinin sorunlarının üzerine eğilmek, bunları çözebilmek siyaseten kendilerine bir getirisi var siyaseten. Ama şu var, çok fazla politize olan ürünler maalesef sonunda sıkıntı yaşıyorlar. Onun için yani sadece mesela bizim politikacılarımızın bir kısmı sadece olayı fiyat açısından değerlendiriyorlar. İşte fiyat 25 olsun, 30 olsun, şu. Tamam da fındıkta o kadar sorun var ki bu bölgede bir ama göç... sanki fiyat açıklanınca bütün sorumluluk tabii oradan kalkıyormuş yani gibi. Tabii aslında yani fındığın daha derinlemesi derinlemesine incelenmesi lazım. Yani sadece fındıkta fiyat konuşulmaması lazım siyaseten. Fındığın altyapısının nasıl düzeltilebileceği, verimin artırılabileceği, göçün önlenmesi, alternatif evet. ürünlerle beraber köylünün desteklenmesi. Yani yüzlerce böyle konu var. Bu konuların üzerine de eğilmelerinde yarar var bence. Sadece fiyat biraz popülizm meselesi. Yani tamam, fiyat 30 lira olsun demek kolay ama fiyat 30 lira olduğu zaman tüketim ne olacak? Bunu da düşünmeleri lazım. Kesin. Yani dolayısıyla biraz olayları geniş perspektiften bakmalarında yarar görüyorum. Daha hayati konular var. Sosyal konular var, ekonomik konular var. Fındığın üreticinin yaşadığı bazı sorunlar var. İşte destekleme ve teşvik politikaları var. Yani bunlarla ilgili biraz da çalışmalar yaparlarsa bence bölgeye daha çok hizmet ederler diye düşünüyorum. Ama bir politikacının tabii ki fındığa eğilmesi, fındıkla konuşması, yatıp kalkması gayet normal yani. Bugün hangi politikacı fındığı ihmal edebilir ki? Çünkü bu bölgenin en hayati ürünü. Yani o bakımdan normal karşılıyorum yani. Evet. Peki tamamen farklı, hızlıca süreyi de iyi kullanmak adına farklı bir konu başlığıyla devam evet. etmek istiyorum. Malumunuz şu an sezon, yani piyasa hareketli. Fabrikalardaki işçi durumu nedir? Özellikle kadın istihdamına yönelik tablo nedir? Bunları merak ediyorum. Şimdi kırma tesislerinde genelde istihdam edilen işçinin yaklaşık %75-80'i bayanlardan teşekkül ediyor.
Ama entegre tesislerde tabii teknik personel, diğer elemanları da dikkate aldığınızda bu oran yaklaşık %55-60'lara kadar düşüyor. Çünkü büyük entegre tesislerde teknoloji yoğun biraz şeyler var, üretim teknikleri var. O bakımdan gittikçe işçi sayısı azalıyor. Ama ağırlıklı olarak tabii bayan işçiler çalışıyor. Bunlar özellikle de kırma tesislerinde yoğun çalışıyorlar. Yani bayanlarımız olmasa fındık işi biraz sıkıntıya girecek görünüyor. Evet, yani. O zaman hanımlara, hanımlara teşekkür ediyoruz. Onun için hanımlara teşekkür ediyoruz. Evet, aslında programımızın ilk bölümünde kısaca siz de bahsetmiştiniz. Parakende fiyatla iç fındık fiyatları, işte daldaki fındık fiyatları, fındık belli başlı bir ürün ama her konduğu rafta ayrı bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Tamam. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Şimdi efendim, perakende işi çok farklı bir iş. Hı hı. Şimdi örnek vereyim size. Bugün ne ihracata benziyor ne de toptan satışa benziyor. Şimdi perakendede örnek vereyim, bir düşünün, bir süpermarket zincirine mal satıyorsunuz. Evet. Şimdi bugün belki Ordu'da olan bir süpermarket zincirine firma olarak kendiniz direkt bir dağıtım yapabilirsiniz. Ama yine bir dağıtım teşkilatına ihtiyacınız var. Yani pazarlama elemanına ihtiyacınız var, dağıtım araçlarına ihtiyacınız var. Bu farklı illerde distribütörler vasıtasıyla yapılıyor. Tabii distribütörün teşkilatı var, dağıtım teşkilatı var, elemanları var. Bu da değişik süpermarketlere sizin göndermiş olduğunuz ürünü dağıtıyor. Hı hı. Tabii burada fiyat mekanizmasına baktığınız zaman bugün genelde pakete giren ürünler Giresun kalite fındıktan yapılıyor. Bugün ham maddenin fiyatı 52,5 lira iç fındık olarak. Bu fındığı kavurup pakete koyduğunuz zaman 65-70 liraları buluyor. Niye buluyor? Çünkü son bir yıldan beri sadece size örnek vereyim, sadece ambalaj malzemesinde %35 civarında fiyat artışı var. Çünkü bazı ambalaj malzemelerini dolar ve euro ile satın alıyoruz. Sadece dolardaki ve eurodaki artış kadar zam geldi bunların pek çoğuna. Artı lojistiğe zam geldi. Elektriğe, gaza vesaireye zam geldi. Yani üretim maliyetlerindeki artışa paralel olarak lojistik maliyetleri de arttı. Artı şimdi diyelim ki 67 lira, 68 liraya distribütöre malı gönderdiniz. Adam kendi hizmet bedelini koyuyor. %10-15 şeyine göre, hı hı, değişiyor. Artı bunu süpermarketin rafına koyuyor. Süpermarketlerde bugün %20 ile %25 civarında marjla satıyorlar. Evet. Çünkü niye öyle satıyorlar? Çünkü bunların içinde çalma olabiliyor, zayiatlar olabiliyor. Artı mesela raf ömrü yaklaşana promosyon yapıyor, düşük fiyata satabiliyor. Yani uzun lafın kısası, kendinin bir işletme maliyeti var. Artı bir de kar marjı var. Hı hı. Bir de fındıkta, kavrulmuş fındıklarda %8 katma değer vergisi var. Bugün düşünün, yani 60 liralık bir üründe nereden baksanız 6-8-48, yani bayağı büyük bir kademe var. Aynen. Şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman fındık 100 liraya çıkıyor hafta. Evet, 110 liraya yaklaştı. Yani 100 lira, 110 lira. Evet. 100 liraya çıkıyor. Dolayısıyla şimdi burada ne yapılabilir? Şimdi bir taraftan diyoruz ki üreticimiz malı ucuza satmasın. Bir taraftan diyoruz ki ucuza satın alalım. Bu teknik olarak mümkün değil. Evet. Şimdi bunlar, bunun bir ortasını bulmak lazım. Yani bu da şöyle, fiyat politikalarını, özellikle ben bunu yani destekleme politikaları, hı hı, açısından söylüyorum. Bunu yaparken işte tüketiciyi de düşünmek lazım. Sadece bunu çerez olarak da yemiyoruz. Sanayici de düşünmek lazım. Bundan adam çikolata yapıyor, lokum yapıyor, 40 çeşit ürün yapıyor. Bunların hayatta kalabilmesi, bunları kullanmaya devam edebilmesi biraz da fiyata bağlı. Çünkü o insanlar da bu fındık ürününün fiyatını diğer ürünlerle mukayese ediyorlar. Mesela bakın, Türkiye'de son dönemde yer fıstığı tüketimi acayip derecede arttı. Ceviz ithalatı arttı, badem ithalatı arttı. Yani bunların artış sebeplerinin arkasında bugün mesela 10 yıllık, 15 yıllık fındık fiyat grafiğini çıkarın, inanın enfarktüs geçirmiş bir kalp grafiğine benziyor. Ama bir badem grafiğine bakın, son 10 yıllık. Tamam, fiyat yükseliyor ama belli bir istikrarla yükseliyor. Evet. Yani dolayısıyla sanayici bir malı kullanırken bu maldan bir mamul yapacaksa fiyat istikrarına bakıyor. Bir de bulunabilirliğine bakıyor.
Şimdi fındıkta böyle bir sorunumuz var. Niye? Çünkü tamamen tabiat şartlarına bağlı fındık üretimi. Artı üreticimiz de maalesef işin başında değil. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de maliyeti yüksek. O da haklı kendi açısından. Dolayısıyla yani böyle bir istikrarsızlık var. O bakımdan yani raftaki fiyat artışları, fiyatın dışında, fındığın kendi fiyatının dışında imalat maliyetleri, artı lojistik maliyetleri, artı işte bu aradaki satıcıların kar marjları vesaireleriyle katlanarak artıyor. İşte bunu engelleyebilmek için biz daha fazla üretip makul fiyatlarda satmamız lazım. Artı katma değer vergisi. Mesela biz bir zamanlar Maliye Bakanlığı'na önerdik. Türkiye'deki insanın daha fazla fındık yemesi ki çünkü fındık çok sağlıklı bir gıda. Kesinlikle. Dolayısıyla insanın daha fazla fındık yiyebilmesi için katma değer vergisinin 8'den 3'e düşürülmesi, hatta mümkünse 1'e düşürülmesi belki de fındık tüketimini Türkiye'de daha da artıracaktır. Yani bu bakış tarzıyla hareket edilirse bir de şu var, faturalı satış. Bugün marketlerdeki paketli ürünü faturası satma şansınız yok. Ama dökme üründe düşünün, bir kuru yemişçi 100 kilo fındık alıyor. Aynı 100 kilonun faturasıyla bir sene idare edebiliyor. Bunun denetimi de zayıf. Yani zor. Ama paketli üründe markete giren ürünün hepsi faturalı giriyor, faturalı çıkıyor. Dolayısıyla hem katma değer açısından devlet kar edecektir, hem de aynı zamanda tüketicimiz daha ucuza fındık yiyecektir. Yani bunu da sizin vesilenizle bir daha tekrarlamış olalım. Evet, biz de gündemimize aldık ayrı bir başlık olarak katma değer vergisini. Aslında belki programımızın en önemli sorusunu yöneltmek istiyorum. İhracatçılar fındıkta sanki fiyatı hep aşağı çekmek isteyen, işte üretici hiç kazanmasın, biz kazanalım gibi mantığında olan kişiler olarak nitelendiriliyor ya da sık sık bu eleştirilerin muhatabı oluyorlar. Biraz ihracatçılar gözünden dinlemek istiyoruz. Şimdi efendim, bu bizim maalesef yıllardır alnımızdaki kara leke. Bu lekeyi bize atan insanlar ve bizi suçlayan insanlar maalesef dünyadaki serbest ticareti bilmeyen insanlar. Şimdi her zaman günah keçisi olarak ihracatçı görünüyor. Bugün fındık fiyatı yükselirken her şey süt liman. Ama düşerken ihracatçı düşürüyor. Şimdi hatta ben size komik bir şey anlatayım. 1986 yılında radyasyon çıktı. Rus biliyorsunuz, Çernobil'de. İhracatçının fiyatlar çünkü yarıya düştü. İhracatçının çıkardığını söylediler. Yani biz böyle komik şeylerle de karşılaşıyoruz. Şimdi bunu tabii biz aslında hepimiz aynı gemideyiz. Bugün üretici, devlet, tüketicisi, ne bileyim bu işin ticaretini yapan insanlar aslında aynı gemideyiz. Üretici olmadan ihracatçı olmaz. İhracatçı olmadan da üreticinin malı değer kazanmaz. Maalesef bu bilince sahip olan insanlar, üretici insanlar, fındık ihracatçılarını suçlamıyorlar. Ama bunu kasıtlı olarak yapanlar, şimdi fındık fiyatları düşerken, şimdi demin bahsettik, bir spekülatörü düşünün. Fındığı almış 21 liraya, fındık çıkmış 30 liraya. Ama satılmadığı için bakmışsınız bir haftada tekrar 25 liraya düşmüş. Diyor ki ihracatçının yüzünden bu fiyat düşüyor diyor. Ya karşı tarafta ihracatçı bunu satamıyorsa ne yapsın adam? Yani hala 30 liraya almaya devam etsin. Yani burada tabii biraz da cahillik, bilim, nasıl söyleyeyim, olayları yanlış saptırmak, birilerine suç atmak, bu maalesef yıllardır devam eden bir konu. Ama ben şunu görüyorum, yavaş yavaş ziraat kesimi, odalar da dahil olmak üzere artık olayın bilincine varmış durumdalar. Arz talebin nasıl çalıştığını, dünya ticaretinin nasıl olduğunu, dünyadaki olan olayları, fındıkta dönen, dış dünyada dönen olayları artık yavaş yavaş anlamaya başladılar. Ki bunlar o ülkelerde yavaş yavaş ziyaret ediyorlar, anlıyorlar. Biz 2007 senesinde Şili'ye gittik. İhracatçılar olarak dedik ki 35-40 bin ton Şililer fındık dikmiş dedik. Bize burada söylenmeyen kalmadı. Ama bugün 35 milyon kilo fındık üretiliyor Şili'de. Bu sene rekorte 25 bin tondu. Şimdi ama onlar da oraya gittiler, gördüler. Şimdi sesleri çıkmıyor. Dolayısıyla yani ileride bu fikirler değişecektir diye düşünüyorum. Yavaş yavaş da eğitim seviyesi arttıkça piyasayı
tanıdıkça bu insanlar ihracatçılar konusunda biraz daha değişik bakacaklar diye düşünüyorum. Evet. Aslında çok güzel özetlediniz. Üreticinin fındığı ihracatçı olmadan değer bulmaz. İhracatçı da üreticinin ürettiği fındık olmasa işini yapamaz. Tabii. O yüzden birbirine bağlı bir zincir, iki tarafın birbirini anlaması çok önemli. Böyle hassas bir ürün için. Peki aslında ilk bölümde kısaca bahsettiğiniz ama biraz detaylandırmanız için Türkiye'nin kendi ürettiği fındık ülke içinde iç pazarda yetiyor mu ya da sadece iç pazar tüketimi artırılarak bile fındık için bir daha güzel tablo çizilebilir mi? Şimdi ihracatta yani iç pazara yetiyor mu derken zaten iç pazarda bizim tükettiğimiz miktar belli. Hı-hı. Yani %15 bilemediniz %20'sini ancak tüketebiliyoruz. Bunu sadece kuru yemiş olarak değil aynı zamanda Türkiye'deki sanayi kullanan, evet. Fındık kullanan sanayiler de fındık tüketiyorlar. Hı hı. Ama büyük miktarda tabii ihracatı yapılıyor. Bugün rekolte miktarı 600 bin tonun altına düştüğü zaman tabii sıkıntılar yaşanıyor. Hı hı. Ama 650 bin tonun üzerinde 700, 750, 800 bin ton gibi rekoltelerde çok rahatlıkla tabii yetiyor. Yani mesela geçen sene bizim tahminlerimiz iç tüketimin 120-130 bin ton kabuklu fındığa tekabül ettiği yönündeydi. Bu senelere göre değişebiliyor. Fındık fiyatlarına göre değişebiliyor. Mesela fındık fiyatlarının çok yüksek olduğu yıllar oldu biliyorsunuz. Don yıllar oldu. Evet. O yıllarda 80 bin tona kadar düştü. Dolayısıyla yani 80 bin ile 130 bin, 140 bin ton arasında bir tüketimimiz var iç piyasada. Bunun üzerindeki mal da ihraç oluyor. Yani dolayısıyla Türkiye'deki üretim iş pazarına çok rahat yetiyor tabii. Çok rahat yetiyor. İhraç etmek zorundayız. Yani hepsini yeme şansımız yok. Peki örnek bahçe çalışmalarında hemen ikinci bölümde süre daralırken araya sokmak istiyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bahsettiğiniz gibi verim ve kalitenin artması, fındık üretiminde sürekliliğin artması adına örnek bahçeler var. Gerçekten de bu örnek bahçelerde ciddi kaliteli verimli ürünler alınabildi. Evet. Üretici de bunu kendi gözlemleyebildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi efendim çok güzel bir girişim. Biz İhracatçılar Birliği olarak da bu girişimi destekliyoruz. Ben yani DV52 nezdinde Ordu Tarım İl Müdürü'ne de Kemal Bey'e de teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun çok büyük çabaları oldu bu işte. Gerçekten Ordu Tarım İl Müdürlüğü ekibiyle beraber pek çok çalışmalar yaptı. Başarılı çalışmalar yaptı. Örnek bahçeler yaptı. Bu arada tabii biz firmalar olarak da, özel firmalar olarak da bazı girişimlerimiz, projelerimiz oldu. Ama şu var, bunu her köye yaygınlaştırabilirsek, belki insanlar buradan esinlenerek kendi bahçelerinde rehabilite edebilirler. Dolayısıyla bu bahçelerin gençleştirilmesi, yeni budama teknikleriyle beraber verimin artırılması, gübreleme, toprak tahlili vesairelerle üretimin artmasına neden olabilir. Artı verimin artmasına neden olabilir. Bu bakımdan iyi bir girişim. Bence desteklenmesi lazım. Bunu sadece bizim gibi ihracatçı birlikleri değil, aynı zamanda ziraat odaları, hatta borsalar ve fındık, hatta bakanlık, geniş çapta desteklemesi lazım. Özellikle Ordu ve Giresun'da gerçekten sorun var. Evet. Bu bahçelerimiz son derece yaşlı ve üreticimiz de il dışında. Dolayısıyla buraya özel bir, nasıl söyleyeyim, bir teşvik politikası mı yoksa özel bir fon mu ihtas edip biz bu tarım il müdürlüklerinin aktivitelerini artırmamız lazım. Yani faydalı bir şey olduğu kanaatindeyim, uygulama olduğu kanaatindeyim. İnşallah ileride daha da yoğun bir şekilde yapılır ve bu fındık tarımına büyük bir hizmet diye düşünüyorum. Evet. Aslında fındıkta verim ve kaliteyi etkileyen birçok sebep var ama bunun yanında zirai don, heyelan, sel gibi ne yazık ki doğal afetlerde fındığın ciddi etkileyebiliyor. Bu manada sizce bu tip afetlere karşı neler yapılabilir, bir önlem alınabilir mi? Direkt fındığı fiyat anlamında etkileyememesi adına. Şimdi efendim bir kere dünyada son 10 yıl içinde iklim şartları değişti. Görüyorsunuz büyük felaketler oluyor. İşte 28 derecede bakıyorsunuz ertesi gün dolu yağabiliyor. Evet. Dolayısıyla ve bunların tabii afetlerin şiddeti de son dönemde çok arttı. Özellikle de Doğu Karadeniz bölgesi
engebeli arazilerde fındık bahçeleri olduğu için zaman zaman işte fındık heyelan vesaire kaymalara sebep oluyor. Hı hı. Hatta seller oluyor. Tabii bunlar fındık tarımına olumsuz etkiliyor. Şimdi neler yapılabilir? Bence bir kere doğudan batıya fındık iklim şartlarını nasıl söyleyeyim? Yani bir takım istasyonlar kurularak alarm görevi yapabilecek istasyonlar kurulması lazım. Ve üreticilerin buradaki kayıtlara erişebilecek bir sistem içinde olmaları lazım. Mesela don ikazı gibi veyahut da ani bir işte dolu ikazı gibi, soğuk hava veyahut da ne bileyim olumsuz iklim şartlarını devamlı anons edebilecek istasyonlar kurmak lazım bölgelere ve bunu yaygınlaştırmak lazım bütün bölgelere. Dolayısıyla bunlar vasıtasıyla üreticinin de bunlara erişiminin kolaylaştırılması lazım. Ve oradan elde ettiği bilgilerle üretici bir takım tedbirler alabilir. Mesela ne olabilir? Don varsa işte donla ilgili bir takım tedbirleri alabilir. Evet, önceden, yani önceden tedbir alabilir. Için. Ne bileyim hasat zamanıdır, aşırı bir yağış geliyordur, ona karşı tedbir alabilir. Yani bence bu istasyonların yaygınlaştırılmasında yarar var. Ama bunun dışında biz coğrafyayı değiştiremeyeceğimize göre, tabiat şartlarını da değiştiremeyeceğimize göre mümkün olduğu kadar yani kişisel veyahut da bireysel tedbirlerle bu işi atlatmaya bakacağız. Evet. Süremizin de son dakikaları içerisinde Sayın Gürsoy, bizim unuttuğumuz, sizin eklemek istedikleriniz varsa bunlarla da toparlamış, yavaş yavaş da veda etmiş olalım. Vallahi ben şöyle söyleyeyim, üreticimiz yani zaman zaman gazetelerde, televizyonlarda veya çeşitli basında çıkan haberleri çok fazla galeye almasınlar. Sadece üreticilere söylemiyorum, bütün paydaşlardan bahsediyorum. Bazen gerçekten çarpıtılmış rakamlar, çarpıtılmış haberler çok çıkıyor son dönemlerde. Şimdi biraz aklı selim düşünmek lazım. Yani üretici fındığına sahip çıkıyor, güzel bir şey. Ben bu konuda bir ihracatçı olarak yani nasıl söyleyeyim, fındığın fiyatının yükselmesinden gocunmuyorum. Yüksek alıp yüksek satmaya çalışıyoruz. Ama şu var, bir istikrar temin etmemiz lazım. 25-30 liralık fındığı eğer belirli bir aydan sonra 20 liraya satacaksak bu çok tehlikeli bir şey. Pek çok paydaşın veya bu işin ticaretini yapan insanın ortadan kalkmasına neden olabilir. Dolayısıyla spekülatif hareketleri frenleyen bir mekanizma kurulmasında yarar görüyorum. Yani bugün 400-500 kişi çalıştıran bir tesis milyonlarca lira vergi verirken bu tip insanların oturdukları yerden para kazanması pek yani bana adil gelmiyor. Yani o bakımdan kurulacak mekanizmalarda ve fındık politikalarında bunun dikkate alınmasında yarar görüyorum. Bir de teşvik politikalarının mutlaka gözden geçirilmesi lazım. Bugün alan bazlı destekleme artık bu model maalesef fındığın verimine ve üretimine bir katkı sağlamadığını gördük. 2009'dan beri bu yapılıyor ama maalesef cep harçlığı oluyor artık devletin verdiği para. Dolayısıyla bunun yeniden elden geçirilip bir düzene sokulması lazım. Yani o verilen paranın üretime, verim artışına, bahçe yenilemeye veya bir takım projelere gitmesinde yarar var. Örneğin mekanizasyonun artırılması, bahçenin yenilenmesi, gübre ilaç desteği veya bunların üzerindeki KDV'nin azaltılması. Yani pek çok şey devlet tarafından projeye dönük üretimi artıracak şekilde organize edilirse bence alan bazlı verilen milyonlarca lira para çok daha amacına uygun kullanılmış olacaktır. Bu konunun da siyasilerce dikkate alınması, bu konuda paydaşları bir araya getirip fikir alışverişinde bulunması bence yarar var. Artı bir de fındık arzını kontrol edebilmek için bakın lisanslı depolar maalesef başarıya ulaşmamıştır Türkiye'de. Evet. Mutlaka fındık borsası konusunda ve lisanslı depoculuk konusunda da yeni bir takım tedbirlerin alınmasında yarar var. Çünkü biliyorsunuz üreticimizin pek çoğu il dışında yaşıyor dedik. Evet. Bu insanların fındıklarını muhafaza edebilmeleri için depolama şartları, uygun depolama şartlarının iyileştirilmesi lazım. Çünkü evinde bırakamıyor fındığı. Dolayısıyla bunun arzı körükleyici bir etkisi olmaması için, spekülasyona
meydan vermemesi için bu lisanslı depolarda muhafaza edilmesinin temin edilmesi lazım. Bu tabii fındık borsasının bir altyapısıdır. İleride bu fındık borsasına dönüşebilir ama bunu bütün bölgeye yaygınlaştırmak lazım. Tabii bu büyük bir, önemli bir süreç ve pahalı bir süreç. Ama bunu adım adım 5 yıllık, 10 yıllık bir plan yapılarak bu gerçekleştirilebilir. Bu bakımdan yani önümüzdeki dönemlerde hükümetimizin ve bakanlığımızın bu konuya biraz daha ciddi bakması, mevcut tecrübelerden yararlanması, bilimsel bakması ve neler yapılabileceğini paydaşlarla tartışması fındık açısından yararlı olacaktır diye düşünüyorum, evet. Ve teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdığınız ve tüm sorularımızla açık yürekle cevap verdiğiniz için. Efendim, sormak lazım da bu hafta fındığı masaya yatırdık. Sayın Dursun Oğuz Gürsoy stüdyomuzda konuğumuzdu. Bu haftalık da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyerek hoşçakalın. Sormak lazım sundu.